Bizi kilis ziyaretimizde yalnız bırakmadığınız için basın mensubu arkadaşlarımızın tamamına çok çok teşekkür ediyorum. Bugün kilise bir dizi çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Sabah saatlerinde geldik ve hem valiliğimiz hem belediye başkanlığımız, sonra il başkanlığımızı partimizin ziyaret ettik. Oradan da buraya geldik. Kiliste hem genel olarak sığınmacı misafirlerimizle ilgili durumu yerinde görmek, hem kendi bakanlığımızın çalışmalarını yerinde incelemek, daha iyi neler yapabiliriz, daha çok vatandaşımıza, milletimize nasıl hizmet ederiz, bunları yerinde görebilmek için bugün bir ziyaret gerçekleştirdik. Şükürler olsun gayet verimli gidiyor. Kilisi itiraf edeyim ilk kez görüyorum ve bir sahabeler yatağı olduğunu da yeni öğrendim. O da benim için ekstra bir sürpriz oldu. Dolayısıyla burada olmaktan son derece mutluyum. Elbeyli kampımızı özellikle görmek istedik. Hem bizim bakanlığımızın faaliyetleri konusunda hem de genel olarak valimizle, belediye başkanımızla, kaymakamlarımızla, mülki ve yerel idarelerimizdeki bütün paydaş arkadaşlarımızla, kamu görevlilerimizle birlikte konuları incelemek, değerlendirmek, kilisimizin yıllardır, yaklaşık 10 yıldır sığınmacı kardeşlerimize ev sahipliği yapıyor. Bir anlamda ensarlık yapıyor. Orada başkaca neler yapabiliriz? Bu sosyal yükü beraber nasıl taşırız? Onları konuştuk önemli ölçüde. Bugün Emir bana kampta mihmandarlık yapıyor, değil mi Emir? Ev sahipliği yapıyor. Emir de kampta kalan çocuklarımızdan, ailelerimizden birinin çocuğu. Burada yaşayan sığınmacı kardeşlerimizi ziyaret ettik. İki ailemizi çocuklarımızla bir araya geldik. Kreşi vesaire. Sosyal ortamı önemli ölçüde görmek için. Burada yaşayan kardeşlerimizin memnuniyet durumunu, ihtiyaçlarını anlayabilmek için müşahedelerde bulunmaya çalışıyoruz. Soru varsa kısmen cevaplayabilirim. Değilse genel olarak bu şekilde. Bundan sonraki süreçte de inşallah biz bakanlık olarak yerel affedersiniz, yerel ihtiyaçları yerel aktörlerden gerek kendi bakanlığımızın il müdürlüğümüz üzerinden ki onlar sürekli takipteler ve çalışmaları bizzat sevk ve idare eden tarafında da yer alıyorlar. Gerek mülki amirlerimizden, valimiz başta olmak üzere kaymakamlarımızdan doğrudan doğruya tespit edip çalışmalarımızda ihtiyaca göre verimlilik esasıyla insan odaklı biliyorsunuz hem kendi vatandaşlarımızla hem Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizle alakalı yaptığımız her çalışmanın odağında insan var. İnsanın haysiyeti var, insanın insanlık onuru var. Türkiye yaklaşık 10 yıldır 4,5-5 milyona yakın sığınmacı misafir ediyor. Ve dünyada örneği görülmemiş ölçüde başarıyla, dünyada örneği görülmemiş ölçüde cömertlikle kendi vatandaşlarımız için düşündüğümüz o onurlu hayatı sığınmacı kardeşlerimiz için de sağlamaya çalıştığımız bir ortamı oluşturmaya çalıştık. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da müteaddit kereler ifade ettiği gibi dünya Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı Suriye iç savaşının, Suriye insan haklarını adeta hiçe sayan tutumunun karşısında sınıfta kaldı. Dünya gelişmiş ülkeleriyle, Birleşmiş Milletleriyle, örgütlü toplumlarıyla, NATO'suyla vesaire aklınıza gelebilecek bütün örgütlü toplumlarıyla Suriye meselesi karşısında sınıfta kaldı. Bir, bu sorunun büyümesindeki rolüyle, iki, sığınmacı kardeşlerimize insani yardım noktasında sınıfta kaldılar. Türkiye bu anlamda dünyaya bir aslında insanlık dersi veriyor. Fakat
bu kadar yıldır devam eden süreçte artık bu yükün dünyanın geri kalanı tarafından, diğer ülkelerce, örgütlü toplumlarca, uluslararası kurum ve kuruluşlarca da paylaşılması gerektiği, bu yüke omuz vermeleri gerektiği çok açık. Bunu Cumhurbaşkanımız müteaddit kereler söyledi. Burada bu kadar insanın, yaklaşık 8 bin küsür şu anda sığınmacı bu kampta sadece yaşıyor. Çocukların, kadınların, gençlerin olduğu ortamda onların insanlık onuruna yaraşır bir biçimde hayatlarını sürdürmeleri ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için el birliğiyle herkesin, bütün ülkelerin bu işe omuz vermesi gerektiğini bu vesileyle ben de ifade etmek isterim. Ama Türkiye'nin insanlığı diğerlerinden bağımsız, Türkiye'nin büyük devlet olma şuuru herkesten bağımsız olarak 10 yıldır burada bu ve benzeri kamplarda zaten tecessüm etmiş vaziyette, vücut bulmuş vaziyette bütün dünyanın gözünün önünde duruyor. Bunu da ayrıca ifade etmek isterim. Hepinize tekrar geldiğiniz ve bizi yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Hadi bakalım Emre, gidiyoruz.